benler için değildir. İnsan kendini kabardı mı, kabardı mı kendisi baş aşağı girecektir. Eğer zahirde görünmese içinden girecektir. Batil keddarul ahire. Bu dar ahireti cennettir ve onun içindeki nimetler. Nec'aluha lillezine la yuridune uluven fil ardı. Nec'aluha biz azimüşşan veriyoruz lillezine umuminlere ki, umuvahidlere ki, la yuridune uluven. Yüksekliği irade etmiyorlar halkın üzerinde. Halkın üzerine kabarmıyorlar. Ulu düşmüyorlar. Bagyı tuyan etmiyorlar. Ve la fesaden. Fesad etmiyorlar. Vel akibetu lil müttekin. İyi akibet elbette müttekiler içindir. Ekabullah. Yani Allah'tan korkuyor. Müttekin kim? Vekayeti vikayeten. Kendini vikaye ediyor. Azab-ı ilahiden taat ve ibadetle meşgul olur. Ha şimdi, bu dar-ı ahiret kimindir diyor. O kimselerin dizisi. La yuridûne uluven fil ardı. Yeryüzünde yükselmeyi istemiyorlar beğiyle, zulm ile, tuğyan ile, başın içeğinde, ezeyin, ezeyin gibi ezeyin. Ve la fesaden, fesadi istemiyorlar yeryüzünde. Vel akibetu lil müttekîn. İyi akibet elbette müttekîlerdir. Müttekî, ittika. Vikaye, kendini muhafaza etmek. Bak vikaye, vekaye ki vikayeten. Vikaye kendini muhafaza etmektir. Kur'an-ı Azimüşşan'da vikaye birçok yerlerde geçiyor. Vikayenin üç derecesi var. Üçü de La ilahe illallah ile olur. La ilahe illallah müminin sermayesi. Ve üç vikaye de onundur. Öyleyse La ilahe illallah'ın derecesi üçtür. Manası üçtür. Vikayenin, müttekinin derecesi üçtür. Cennetin de derecesi üçtür. Her birisi bir derecedir. Birinci derece aram için, bizler için. La ilahe illallah. Allah'tan başka bir mabud yok. Ancak mabududur. İbadetimizi ona hasrederiz. Yardımı ondan talep ederiz. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bununla ne oluyoruz? Müttekiyiz. Neden? Azab-ı ebedi ilahiden. Ama la ilahe illallah dedin mi Muhammedun Resulullah beraberdir. Ha, çünkü ikisi bir kelimedir. Kelime-i tevhid diyoruz, kelime-i şehadet diyoruz. Kelime-i tevhid ya kelime-i şehadet Muhammedun Resulullah siz olmaz. Fakat zeminde mevcut olduğu için la ilahe illallah diyoruz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhid. Eğer eşhedü içindeyse kelime-i şehadet olur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulullah. Şimdi birinci mana, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka bir mabud yok, iman ettik, kalben ikrar, tasdik, dille ikrar. Biz müttefiyiz. Nereden? Azab-ı ebedi ilahiden. Allah'ın vaadi var, bu kelimeyi inanan, söyleyen ebedi azabdan mahfuz olur. Biz o itibariyle ebedi, cehenneme ebedi gitmiş. Gitmedikten sonra ne olur? Cennete girer. Ehli cennet oluyoruz. Ehli cennete gittikten sonra ne oluruz? Onun nimetlerini, yemeklerini, etlerini, hatta hurilerini hepsini verirler. Bu birinci derecesidir. Ne ile oldu bu birinci derece? La ilahe illallah ile oldu. Müttaki oldu. La ilahe illallah ile. Müttaki oldu. Cennetin birinci derecesini de aldı. Eğer kader yardım ederse, hafif başına gelirse, biraz daha yükselirse, La ilahe illallah'ın manası değişiyor. La maksude illallah olur. Ancak maksude Allah. Başka ne olur? Hayatta ne çıkar? 100 sene değil 500 sene hayata kalsa ne olur? Suni yine ölümdür ya. Olduktan sonra ne olur? Öyleyse maksud ancak Allah'dır. Yapar. Dükkana gider maksudu Allah'dır. İşe gider maksudu Allah'dır. Memnuniyete gider maksudu Allah'dır. Kalbinde maksudu Allah'dır. Böyle olursa müttaki olur ve mana ne mi hangi manayla? Allah'ın nehyettiği şeyden kendini muhafaza eder. Çünkü maksat Allah olduktan sonra, onu kalbinde cezmettikten sonra Allah'ın maksadına karşı bir asyan etmez bu adam. Bu müttakidir, kendini amal-i seyyiden muhafaza eder, amal-i sarahiye tevavül eder, iştihar eder. Bu da cennete girer ama hangisine? O birisine yukarı, cennetin tabakatının yukarısına cennetin tabakaları vardır.
Daha fazlası nedir bunun? Rü'yet-i ilahiyeye nail. Cenab-ı Hak zuhur eder, tecelli eder. Ayın nasıl ki ayın 14'ünde biz gördüğümüz zaman parlak görünüyor. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ayın hiçbir şeyini bilmiyoruz. Fakat bir parlarsa bir ziya bir nur görürüz. Onun 1 milyon mislini zor şey tasavvur edersen cennete müminlere zuhur eder. Böyle müminlere zuhur eder. O nimetlerin farkındadır. O da böyle kendini günahlardan, hatalardan muhafaza edemiyor. O da mükemmel. Evet. Şimdi eğer daha kadar yardım ederse, daha biraz yükselirse La ilahe illallah'ın manası yine değişiyor. La mevcude illallah olur. Her şeyde Allah iyidir. Her şeyde Allah iyidir. Bu mevcut, eğer mevcut olsaydı evveli olurdu, sonu olurdu. Bunun evveli de yok, sonu da yok. 100 sene evvel bu mevcutatın bir şey yoktu. 100 sene sonra hiçbir şey yok. Demek ki iki yokluğun arasında bir varlıktır. Bir zuhur-u buruzdur. Ev mevcut, evveli olmayan, sonu olmayandır. Öyleyse la mevcude illallah. Her lahza kendini Allah ile beraber buluyor. Masivadan helas olun. Masivadan helas oldu mu? Cennete artık orada da, orada da artık uhud oldu. Ona artık bütün aklınız yerine oraya kadar. Hulâs-ı müminin sermayesi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. İstense sermayeyi işletir, fazla kazanır. Daha işletir, daha fazla gider. İstense kazanmaz, yavaş yavaş zayıf olur, zayıf olur, zayıf olur, sonunda da korkar. Çünkü iman, iman noksan ve ziyadeyi kabul eder. İman, bak, evet evet, bak şimdi, tamam diyorum, tamam, vezebnâhum hadi ayettir, tamam. Şimdi efendim, madem söyledim de izah edelim. İmam-ı Azam'a göre, madem ki iman müminin bir olan, Allah'a, Resul, Peygamber'e, kitaplara en altı iman şerati mevcuttur. Bundan fazla olmaz. Öyleyse iman birdir. Fazla yok. Benim imanım neyse herkesin imanı olur. Evliyanın da ümmeti olur. Ebu Bekir Sıddık'ın da imanı olur. Fazla değildir. Değil mi? Evet. Ha? Tamam. Madem ki iman edilecek imanı budur, iman fazla olmaz. Noksan da olmaz. Bunda noksan olursa iman olmaz. Fakat İhtilaf ve lezzidir. İmam, diğer imamlar, İmam Şafii dahil, evet diyor, imam ziyade de olur, noksan da olur. Çünkü elimizde ayet var. وَذِبْنَا هُمْ هُدَى فَالَذِينَ اَحْتَدَوْا هُدَى peki nasıl olur bunlar? Bunun arasında ihtilaf yok, ihtilaf lezzidir. İmam-ı Azam diyor, imam ziyadeleşmez, noksanleşmez ama kuvvetlenir, zayıflenir. Mesela, bir ağacı koyuyorsun oraya, fidan. Fidana bakarsın, her gün bakarsın, etrafına dolaşırsın, o kuvvet tutar, yüz tutar. Bir iki sene, üç sene, dört sene geçsen bile onu çıkaramazsın. Kök tuttu çünkü. Fakat o yer aslında orası ne oldu o ağaç? Kuvvetlendi. Ağaç yine ağaçtı. Aynı ağaç değil ama kuvvetlendi. İman aynı imandır. Lakin kuvvetlendi, azaretler. Fakat ağacı koydun, arkayı çevirdin. Hiç bakmadın. Bu ya tutar ya tutmaz. Tutmasa da yufak tutar bir rüzgar onu yapabilir. İşte o da zayıf eder. O biri diyor, diyor zayıflanıyor. Kuvvetleniyor. Belki diyor ziyadeleşiyor, azalıyor, noksanlaşıyor. İkisi bir yere geliyor. Evet. Men caa bil haseneti felehu hayrun minha. Halik-i kainat emri diyor. Bak burada da. Men her kim ki caa bil haseneti. Dergah-i ilahiyye bir hasene getirir diyor. Hasene iyilik. İyilik lisan-ı şeriatı cennettir. Başka bir şey değil. Evet. Cennet. Men caa bil haseneti felehu hayrun minha. Ve men caa bis seyyiati fela yujza ellezine amilu seyyiati illa misle ma kanu ya'malun. Bak şimdi. İyilik yapmak matluptur. Fakat iyilik hüner budur ki dergah-ı ilahiyeye götürmek. Dergah-ı ilahiyeye götürmek nasıl olur? Halis olur. Riyakarlık olmaz. Halis Allah için yapılırsa olur. Men kim ki ciddat kelimenin ibaresi eğer marad iyilik yapmak olsaydı diyecek ki men yefalül hasene kim iyiliği yaparsa böyle fakat Allah iyiliği yapmak demedi iyiliği yetsin dedi ibarenin farkı bu Allah demiyor iyiliği yapan iyiliği getiren yani iyiliği o dergaha layık olarak halis olarak getiren 1 milyon riyakarlık sarf etmiş o iyilik gelen ama dergaha gelmiş